Bu çalışma, Türk aşığı olarak adlandırılan ve yer aldığı tüm çevrelerde gerek yazdıklarıyla, gerek savunduğu fikirleriyle, gerekse gösterdiği dostluğu ve cana yakınlığıyla birçok insana saygısını ve sevgisini kazanan bir büyük memleketçi fikir adamının hayatını, sanatını ve eserlerini anlatmaktadır. Dilaver Cebeci, 1943 yılında Gümüşhane iline bağlı Kerkit ilçesinin Dayısı köyünde dünyaya gelir. Babası o köyden bir çiftçi olan Zihni Çavuş'tur. Annesi ise Kerkit'in Melişan köyünden çok sevilen ve sayılan Selim Hoca'nın kızıdır. Babası 1946 yılında vefat edince annesi Dilaver Cebeci'nin amcalarından biri olan Mehmet Cebeci ile evlenir. 1948 yılında Kırıkkale'ye yerleşirler. Gençlik yılları burada geçmiştir. Annesine çok düşkündür. Onun için yazdığı Anam ve Ben şiiri buna delildir. Cebeci ilkokulu Kırıkkale'de Tınar ve Atatürk İlkokullarında bitirir. Ortaokula Merzifon 1. Astsubay Hazırlama Ortaokulu'nda başlar. Fakat son sınıftayken askeri öğrencilikten ayrılır. Kırıkkale'de başladığı lise hayatını zorlu mücadeleler sonucunda Erzincan'da tamamlar. 1970'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aydın'daki askerliği sırasında 1972 yılında kızı Azapay Cebeci dünyaya geldi. Ve 1974 yılında ise oğlu Çağrı Cebeci dünyaya geldi. Ayla Cebeci ile olan evliliği görücü usulüyle gerçekleştirmiş. Eşi de kendi gibi ilme ve sanata kendini adamış bir insandır. Dilaver Cebeci, Aydın İmam Hatip Ortaokulu'na meslek dersleri öğretmenliği sıfatıyla atanmıştır. 1976'da Aydın'da Halk Eğitimi Başkanlığı görevinde bulunmuş. Aynı yıl İstanbul Ortaköy Eğitim Enstitüsü'nde öğretmenlik yapmıştır. 1978 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda meşruiyat uzmanlığı olarak çalışmış. Daha sonra yine öğretmenlik mesleğine Üsküdar Kız Lisesi'nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak devam etmiştir. 1986 yılında İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi ana bilim dalında yüksek lisansını, 1989 yılında ise aynı fakültede Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim dalında doktorasını gerçekleştirmiştir. 1993 yılında Marmara Üniversitesi'nde Türk Dili Okutmanlığı vazifesinde göreve başlamıştır. Ayrıca Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda sporda psikososyal alanlar ana bilim dalında yardımcı doçent doktor unvanı ile görev yapmıştır. Cebeci öğretmenlik hayatı boyunca her zaman öğrencilerinin en sevdiği ve saydığı öğretmen olma özelliğini kazanmıştır ve hala devam etmektedir. Kızları Azapay Cebeci de kendisi gibi öğretmenlik mesleğini yapmaktadır. Oğlu Çağrı Cebeci ise Cafcaf Mizah ve Bir Dil Çocuk dergilerinde karikatüristlik ve yazarlık, İstanbul Mizah dergisinde ise başkanlık görevlerinde bulunmaktadır. Yazarın sanatçı kişiliğinin oluşmasında doğrudan çevre etkisi olmamış, kendi kendini eğiterek atılmıştır. İlk şiirini 5. sınıftayken yazmıştır. Ürünlerini çoğunlukla defter yapraklarına veya küçük kağıtlara yazar. Çoğu başlıksızdır.
Başlığı bilinen şiirlerinden birkaçı ise Sen Olmasan, Vedata, Hani, Ağlama, Yitik Kişi ve Sen adlarına taşır. İlk şiirini 1965 yılında Defne dergisinde yayımlar. Edebi yaşamı boyunca bütün eserleri Devlet, Töre, Bozkurt, Türk Edebiyatı, Türk Yurdu, Güneysu, Orta Doğu, Her Gün, Yeni Düşünce, Ayrıntılı Haber ve Türkiye Dergi ile gazetelerinde yayınlanmıştır. 1970'ten itibaren öncelikle İbrahim Metin'in teşvikiyle Töre dergisinde, daha sonra ise Haftalık Devlet gazetesinde Seyyah-ı Fakir Evliya Çelebi Müstear adıyla Osmanlıca mizahi yazılar yazmaya başlamıştır. İlk şiir kitabı olan Hun Aşkı'nı 1973 yılında 30 yaşındayken yayımlar. Bu eseri milliyetçi duyguların ağır bastığı bir eserdir ve zamanın siyasal atmosferi düşünüldüğünde oldukça cesur bir söylem taşımaktadır. Bu eserinin karakteristik özelliğini taşıyan Şafağa Çekilenler adlı kitabını ise 1984 yılında yayınlar. 1992'de Ve Sığınırım İçime, 1997'de Sitare'ye yayınlar. Sitare'nin en önemli özelliği sonuna şiirleri için bir meraklısını açıklamalar kısmı eklemesidir. 2000 yılında ise Asra Yemin Olsun ki eserini yazar. Bu kitap şairin şiir yolculuğunun özümsenmesi açısından önemli bir eserdir. Bu eserlerinin dışında neşredilmiş ve yayınlanan eserleri de vardır. Dilaver Cebeci, dostlarıyla katıldığı seyahatlerini ise Devranname ve Seyranname adlı eserlerinde mizahi bir dille anlatmıştır. Milli ve tarihi motiflerle kurulmuş lirik şiirliğiyle ünlenmiş, edebiyatımıza Seyyah-ı Fakir Evliya Çelebi mizah tipini kazandırmıştır. Ünlendiği Türkiye'm şiiri bestelenmiştir. Türkiye'm. Baş koymuşum Türkiye'min yoluna, düzlüğüne, yokuşuna ölürüm. Asırlardır kıratımı suladım, ırmağının akışına ölürüm. Deli sular, salkım saçak söğütler, kışlada kumandan asker öğütler, yaylalarda ata biner yiğitler, bozkurt gibi bakışına ölürüm. Sevdalıyım, yangın yeri bu sinem, 90 yıldır çile çekmiş hep ninem, pınarlardan su doldurur eminem, mavi boncuk takışına ölürüm. Düğünüm, derneğim, halayım, barım, toprağım, ekmeğim, namusum, arım, kilimlerde çizgi çizgi efkarım, heybelerin nakışına ölürüm. Aynı yılda İzmir'de yapılan Türk Kurultayı'na giderken bindiği otobüste geçirmiş olduğu bir trafik kazası sebebiyle üretkenliğini yitirmiştir. Bu kazada beyinsel faaliyetlerinin çoğunu kaybetmiştir. Ailesi en büyük destekçisi olmuş, eserlerini yayımlama ve hatta Türk edebiyatına onun elinden yeni eserler kazandırma çabasına girmiştir. Bu çalışmaların ilki
18. yüzyıl Osmanlı toplumu ve farklı yönleriyle Evliya Çelebi'dir. İkinci eser ise farklı yönleriyle Türklerdir. Dilaver Cebeci, geçirdiği beyin ameliyatının ardından 8 yıl yaşamış, ancak 2008 yılının 29 Mayıs'ında geçirmiş olduğu bir kalp krizi sonrası vefat etmiştir. Mezarı İstanbul Şengelköy'dedir. Cenazesine Devlet Bahçeli de katılmıştır. Dilaver Cebeci'nin ölümünün ardından Gümüşhane ilinde Dilaver Cebeci ile ilgili etkinlikler de düzenlenmektedir.